Tayfun abi. Ne haber? İyidir hayatım, seni sevmem. Seni yakalamışken hemen. Nasılsın? Bir kere kutluyorum, çok güzel gidiyorsun. Harika, çok iyi teşekkürler. Bir ekip oluşturdun. Güzel gönüllü insanları bir araya topluyorsun. Çok ayrı bir konsept oldu bir kere. Tek tehlike var, ona yakalanmışsın, benim gibi şişmanlıyorsun. Evet, onu ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi herkes bize diyor ki çok geziyorsunuz, niye kilo alıyorsunuz? Aslında her gittiğimiz yerin tatları tattığımızdan oluyor değil mi? Bir de tabii hatır gönül de var abi, yemedin diye. Ben şeker hastasıyım değil mi, olsun abi, şu kaymaklı kadayıftan yediyorum. O kadar yediyor. Antep'e gidiyorsun, baklava yemesen olmuyor. Şimdi bak, ben 2 milyon 114 bin kilometre yaptım karayoluyla. Maşallah. Uçakları saymıyorum. Hep şu vardır. Abi burada bir su var. Bir koyun ye. Bir bardak hiçbir şey yok. Benim 2 milyon kilometredir o suyu bulamadık abi. Evet değil mi? Öyle bir şey yok. Herkesin kendi memleketi kendine çok çok güzel geliyor. Anlata bitiremiyor. Sizin artık gezmediğiniz yer kalmadı. Evet. Burada bugün olma sebebiniz? Burada benim yerim var. Burası benim eşimin. Oo, çok güzel. Aşağıda bir butik oteli var. Evet. Ben buraya 1,5 milyoncu kilometrede keşfetmiştim burayı. Tamam, tekrar devam ediyoruz. Moğla için tekrar buraya dönülüyor. Zaman zaman gidip geliyorum işte. Hı-hı. Onun için biraz dinleniyoruz. Bu arada müzik yapıyorum. Çok güzel. Eski, biliyorsun ben öyle başlamıştım zaten. Şimdi şarkı söylemek lazım diyorum. İstanbul'da bir mekanda da oluyorum. Hangisi? Andon'da oluyorum. Çarşamba günleri. Çok güzel. Peki Tayfun Bey yakalamışken öyle kolay kolay her zaman yakalayamazsınız. Yoldadır kendisi. Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Eskiden beri tiryakisiz programlarının. Sözleriyle insanı çekiyor. Ses tonu olsun ama sözleri de çok güzel. Basit anlatımla değil. Süsleyerek, sözlerle de süsleyerek anlatıyor. Onun için çok beğeniyoruz. Ben zaten kendimi mazlum öykücü sayıyorum. Evet. Ya bizim hikayelerimiz manzum oldu ama bu Anadolu yaptırtıyor tabii bu insana. Yani doğal olarak bakıyorsun ki bir gün öyle olmuş oluyorsun. Yani şunu olacağım diye değil. Şimdi Çağatay yola çıktığında programın bu formata geleceğini kimse kendi de bilmiyordu. Ne oldu? Kendine özgü program yarattı. Şimdi bir sürü böyle yol programı var. Herkes kendini yola çıktığını düşünüyor. Ama Anadolu o değil. Yani Deyzecik Mrattin falan değil yani. Bu başka bir şey. Yani burada sen hem bir şey anlatıyorsun hem bu insanlara gezmenin ne demek olduğunu anlatıyorsun. Çünkü gezmek deyince duracaksın. Millet zannedik böyle lay lay lom geziyoruz. Hayır. Ne güzel geziyorsunuz ya. Tabii biz turistik geziyoruz, öyle değil. Burada bir paylaşımı sağladın sen ve alanında tek oldun. Şimdi senin taktiklerin de çıkmaya başladı bir sürü. Ama olmuyor yani. Birisi varken zaten diye olmuyor. Bir sürü adam çıkıyor ve kaybolup gidiyorlar. Çünkü bu iş bir yaşama biçimidir. Bu yaşam biçimine katlananlar ancak bu işi yapabilirler. Tayfun Bey'in eşi Filiz Hanım'la birlikteyiz. O da bizler gibi eşinin peşinde yıllarca yollardaydı. Sonunda durmaya karar verdi. Çok güzel bir noktada durmaya karar vermişsiniz. Evet. Çok da hoş bir mekan var. Sizin yaptığınız reçelleri, otlu şarapları duyduk. Harika bir ortam. Televizyonculuktan sonra aslında herkesin idealindedir değil mi? Bir gün şöyle artık soluklarayım da kimsenin beni bulamayacağı bir yerde hayatıma devam edeyim. Evet. Buraya gelme fikri nasıl ortaya çıktı? Buraya gelme fikri kendiliğinden ortaya çıktı. Yani bir gün kaçtım geldim. Bir gün içinde o bardağı taşıran bir damla da yoktu aslında. Ama bir şey bana hadi köye dön dedi ve döndüm. Kesin dönüş yaptım. Yıllar önce işte 8 sene oldu. Burayı açtım. Şarap evi olarak açtım. Üstü pansiyon. Daha sonra bir otel ilave ettik. Daha şık bir otel ilave ettik. Köyde 6 odalı bir otelimiz daha var ama şimdi benim bütün hayatım burada geçiyor. Kaç kişi kalabiliyor burada? Burada 10 kişi kalabiliyor. Aşağıda 15 kişi kalabiliyor. Toplam 25 kişi rahat alabiliyorum. Onun da haricinde asıl buradaki yaşantım mutfakta uğraşmak. Bütün reçellerimi, otlarımı, şarabımı, her şeyimi kendim yapıyorum. Özellikle reçellerimizle ünlendik. Neler mesela? Nane reçeli, erguvan reçeli, zambak, gelincik, tabii gül zaten olmazsa olmaz. Ama bu bilinmedik çiçeklerden de reçel yapıyorum. Çünkü şey düşündüm, arı bunlara geliyorsa mutlaka bir şey vardır ve çok seviliyor. Özellikle zambak reçeli muhteşem, nane muhteşem. Ve onu dondurmayla sunuyorum. Yazın buranın spesyal tatlısı nane reçeli dondurma. Çok basit ama çok seviliyor.